Peki, şimdi başlayalım. Arkadaşlar, bu dersimizde beyin fırtınası, ters beyin fırtınası, zihin haritası, zihnin fotoğrafını çekmek ve akıcılık egzersizi konularını birlikte izleyeceğiz. Şimdi bu beyin fırtınasını bir girişimci niçin yapar? Veyahut da ters beyin fırtınasında bir iş fikri oluşturmak için. Ama normal şartlar altında iş hayatında arkadaşlar şirketlerde bu iş belirli periyotlarda yapılıyor. Size bir örnek vereyim bununla ilgili olarak. 2008 yılında KOSGEB'de yöneticilik yaparken Design Group var. Bu özellikle tarlalara döşenen boruları, plastik boruları imal eden ve kırılmayan, üzerinden kamyon geçse dahi kırılmayan boruları imal eden firmanın sahibine Rıza davet etti. Sağ olsun kendileri geldiler. O zaman ticaret odasında bu davetle ilgili olarak bir toplantı yapıldı. Yaklaşık 200-300 tane iş adamı toplantıya katıldı. Ve bu toplantıda arkadaşlar Design grubun sahibiyle konuştuğumuz zaman ve toplantıda bize topraksız tarımla ilgili bir sunu yaptı. Özellikle o tarihte onu seçmişti. Hatta toplantı esnasında ben kalkıp kendisine şunu sordum. Dedim ki suyun içerisinde yetişen domateslerle ilgili İbrahim Mir Mahmutoğulları Bey'di ismi. İbrahim Bey dedim siz dedim bunu rahatlıkla yiyebiliyor musunuz bu domatesleri? Hocam dedi bunlar dedi genetiğiyle oynanmış domatesler değil. Çok rahatlıkla dedi. 15 günde bir kere Antalya'da patentini de almışlardı bu sistemin Türkiye'deki. Antalya'da gidip seraya girip ben domatesleri ellerimle toplayıp hiç yıkamadan dahi bunları yiyebiliyorum demişler. Şimdi bunu niye anlattım? Design Group arkadaşlar Türkiye'de ve uluslararası alanda oldukça fazla patente olan bir firma. Yanlış hatırlamıyorsam 70-80 tane patentten bahsediyorum. Şunu sordum dedim ki bu patentleri bu kadar başarılı bir fikir üretme ortamını nasıl oluşturuyorsunuz? Şunu söyledi. Dedi ki hocam dedi bir beyin ekibim var. Beyin fırtınası yapmış olduğum ekip. Bu beyin fırtınası ekibim yaklaşık dedi 13-14 tane akademisyen var içerisinde. Firmamızın çalışanları var. Birazdan göreceğiz. Beyin fırtınası yapılan ekiplerde 8 kişi, 7-8 kişiyle sınırlamak doğru teknik ama bu tür firmalarda bu beyin fırtınası ile ilgili yapılan işlerde sınırlamayı yapmayabiliyorlar. Peki dedim neler yaptınız, neler buluyorsunuz? Çok orijinal bazı şeylerden söyledi, bahsetti. 1998 miydi İstanbul'daki deprem? İstanbul depremi, Yalova depreminde dedi. Biz dedi oradaki yıkılan binaları bir araştırdık. Ve yapmış olduğumuz dedi araştırmada dedi. Binaların içerisindeki beton kalitesinden dolayı değil dedi. Başka bir şey tespit ettik. Tespit ettiğimiz şey de şu oldu dedi. Oralar nemli alanlar ve nemli bölgelerde nem betonun içerisinden ta en üst kata kadar ilerleyebiliyor dedi. Ve bunun sonucunda da betonla demirin birbiriyle olan bağlılığı paslanmadan dolayı çözülüyor dedi. Bununla ilgili dedi beyin fırtınası ekibimizle yapmış olduğumuz çalışmada ne yapılabilir diye bununla ilgili düşündük ve sonuçta çok orijinal bir fikir gelişti. Sizin de mesleğiniz olacağı için de bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Binanın dedi kolonlarına yüksek frekans uygulamaya başladı. Ve yapmış olduğumuz çalışmalarda kolonlara uygulamış olduğumuz yüksek frekans
Nemin üst katlara doğru ilerlemesini tamamen durdurdu. Paslanmanın önüne geçti dedi. Ve aynı zamanda dedi bir önemli faydasını daha gördü. Yüksek frekanstan dolayı haşereler binanın içerisine girememeye başladı. Ve bunu fark ettik. Bu işi bulduktan sonra bununla ilgili olarak 80 ülkede dedi bunun patentini aldık. Patent müracaatını yapıp aldık dedi. Zaten özellikleri şu arkadaşlar, onun konuda da size bir şeyler söyleyeyim. Patent dediğimiz şey, Türkiye'de bir ürünün patentini aldınız. Eğer bunu yurt dışında siz doğrudan dolayı oradaki uluslararası patenti almazsanız başka birisi gider yurt dışında üretir ve sizin karşınıza rakip olarak çıkabilir. Onun için önemli yapılmış olan buluşlarda doğrudan doğruya ne yapıyorlar? Patenti, uluslararası patent alınıyor. Biraz pahalı ama oldukça önemli. Şimdi yine aynı firmanın çok orijinal bunlardan bahsedeyim ki birazcık bu işe bakışımız değişsin. Yine aynı firma çok orijinal konular üzerine çalışıyor. Çalışmış oldukları konulardan bir tanesi de arkadaşlar özellikle böbrek hastaları için diyaliz makineleri ile ilgili. Bu diyalizde giren hastaların arkadaşlar bir kere üre miktarı herhalde kontrol ediliyor. Ve kontrol edildikten sonra acaba her hafta rutin işte haftada bir kere veyahut da 15 günde bir kere veyahut da haftada iki defa bu kişiler diyaliz makinesine bağlanıyorlar. Ama o anki kandaki üre miktarları nedir ne değildir buna pek bakılmıyor. Bunun için de yeni bir konu üzerine çalışıyorlar. Son zamanlarda aktif hale getirmişler. Ve yaptıkları şey de şu. Bir tane saatle üre miktarını belirleyip kişinin kolunda ve böylece saatle diyaliz ihtiyacının olup olmadığını tespit eden bir sistem üzerine çalışıyorlardı. Bir şey daha tespit etmişler. Bakın projeler nasıl gelişiyor biliyor musunuz? Eğer bir yerde bir sorun varsa o sorunu ne yapmak için? Siz çözmek için fikir üretiyorsunuz. Beyin fırtınası yapıyorsunuz. Bunun sonucunda Ar-Ge projeleri gelişiyor. İşte yine bir şey daha incelemişler. Diyalize girmiş olan hastaların büyük bir çoğunluğu diyaliz esnasında stresten dolayı vefat ettiğini görmüşler. Bunun üzerine portable yani taşınabilir küçük bir cihazla biz bu diyaliz işini yapabilir miyiz? Arayışı içerisinde. Dikkat ediyor musunuz? Problem nerede varsa ona çözüm bulup üretmeye çalışıyorlar. Neyle yapıyorlar bunu? İşte beyin fırtınasıyla yapıyorlar. Şimdi bu beyin fırtınası dediğimiz gibi bu ters beyin fırtınası ne demek? Bunu da şimdi göreceğiz. Beyin fırtınası neymiş arkadaşlar? Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, düşünce ve fikir üretmek için kullanılan bir teknik. Bu beyin fırtınası genelde bir grupla yapılıyor. İstenen şey de şu, gruptaki kişilerin o belirlenen beyin fırtınası yapılan konuyla ilgili akıllarına gelen şey saçma dahi olsa genelde bir tane sekreterye oluyor. O sekreterye tüm her şeyi not etmesi söyleniyor. Saçma bir fikir de olsa bu masaya ne yapılıyor? Yatılıyor. Öyle şeyler ortaya çıkıyor ki beyin fırtınalarında arkadaşlar. Bakıyorsunuz hiç düşünmediğiniz bir konu gündeme gelebiliyor. O hiç düşünmediğiniz konu gündeme geldiği anda da bakıyorsunuz yine ufuklara seyahatler başlıyor. Bundan bir 7-8 yıl önce yine Adana'da Güney Asır Çelik diye Türkiye'nin ilk 500'ünde bulunan bir firmanın Ar-Ge merkezi kurulumu için Adana'ya gitmişti. Burada tabii gurur verici bir tabloyla karşılaştım. Gittiğimizde bir sunum yaptılar. Sunu yapıldıktan sonra tüm Ar-Ge ekibiyle bir toplantı masasının etrafında toplandık. Ve bir baktım ki gencecik sizler gibi pırıl pırıl delikanlılar. Neler yaptıklarını sordum. İşlerinden bir tanesi çok orijinal. Dedi hocam dedi ben dedi acıklıkla dedi bir şey söyleyeceğim. Biz burada çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Çalıştığımız ortamda firmamıza para kazandırıyoruz.
firmamız da bize para kazandırıyor. Dedim nasıl? Dedi benim firmadaki dördüncü yılım Ar-Ge merkezinde. Önce Ar-Ge merkezi kurulmadan başlamışlar. Şimdi Ar-Ge merkezindeki çalışmaya birlikte dördüncü yılım. Şu anda dedi iki tane ev sahibi. Firma kazandırıyor. Nasıl? Diyor iki tane bu Ar-Ge projelerinin içerisinde iki tane ben geliştirdim hocam dedi. Ve geliştirmiş olduğum proje ticarileşti. Bir projenin ticarileşmesi ne demek biliyor musunuz? Projeyi yapıyorsunuz, sonra projenin bir şeyler ürün ortaya çıkıyor. Ve bu ürün satılabilir hale geliyor. İşte biz buna projenin ticarileşmesi diyoruz. Dünyadaki projelerin ticarileşme oranı kaç biliyor musunuz? Dünyada %3. Türkiye şu anda %1-1,5'lar arasında gidip geliyor. İnşallah bizim ülkemizde de ticarileşen proje sayısı gittikçe artacak. Sıkıntı olan taraf şu. Ne? İşte yapmış olduğumuz bizim tezler gibi, yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi çalışmaların birçoğu raflarda kalıyor arkadaşlar. Teorik bazda kalıyor. Onun için de ticarileşme imkanı yok. Ticarileşebilmesi için projenin sahaya, tezin sahaya inmesi gerekiyor. İşte beyin fırtınası toplantısında değişik yollar izlenebiliyor. En iyi fikir 4-8 kişinin bulunduğu gruplarla yapılan beyin fırtına ekiplerinde üretiliyor. Bu nasıl çalışılmış bir konu ve görünen o ki 4-8 kişinin bulunduğu gruplarda bu iş oldukça başarılı gidiyor. Ve burada görüyorsunuz şu çocuklar, aslında çocukların hakikaten hayal dünyası o kadar geniş ki bazen beyin fırtınasını çocuklarla yapmak yerinde olur diye insanın aklına gelmiyor değil. Yine ticaret odasında Kosgep'te çalışırken bir gün bu girişimcilik destekleriyle ilgili Ankara'dan o zaman girişimcilik eğitimlerine hoca geliyor. Kadın girişimciler için yapılan toplantıda bir kadın yanında çocuğunu da getirmiş, kız çocuğunu, 9-10 yaşlarında. Hoca dedi ki, ya dedi aklınıza gelen orijinal bir fikir var mı? Gelen katılımcılara. Hiç kimse de ses yok. Hepimiz seyrediyoruz. 9-10 yaşındaki o kız çocuğu benim bir fikrim var dedi. Dedi ne? Dedi çamaşır makineleri. Hocam dedi çamaşır makinelerinin biz ya beyazları yıkıyoruz ya da renkleri yıkıyoruz. Aslında dedi ben dedi çamaşır makinesi üreticisi olmuş olsam o içerisine dönen kısmı dedi ikiye bölerim. Ve o iki yarısını, renkli yarısını da işte beyazları yıkayabileceğim bir yapı oluşturmaya çalışırım. Şimdi baktığınız zaman hakikaten müthiş inovatif bir düşünce bu. İşte düşünmüş ve buradan ne yapmış? Ortaya bir ürün çıkartabiliyor. Ben oradan şunu düşündüm. Bu kızcağızın geleceği parlak diye. Yaklaşık bu beyin fırtınası seansları 15 dakika. 15 dakika. Bakın arkadaşlar size şunu söyleyeyim. İleride inşallah bir yerlerde yönetici konumuna gelirseniz toplantı ve bu tür beyin fırtınası da bir toplantı. Toplantı adabıyla ilgili, süreciyle ilgili muhakkak bir şeyler okuyor. Ne kadar olmalı? Çok çok önemli. Fikirleri kağıda yazıyorsunuz ve sonra bu bir kişi de bütün fikirleri ne yapıyor? Tahtaya yazıyor. Toplantıya katılanların görebileceği bir şekilde bu işlerin tümünün düzenlemesi yapılıyor. Seans bittiğinde, yani beyin fırtınası seansı bittiğinde notlar temize çekiliyor. Üretilen fikirler değerlendirmeye alınıyor. Yine fikirler tartışılıyor. Teker teker gözden geçiriliyor. Saçma fikirler saçma olmasına rağmen yazılıyor ama sonrasında listeden çıkartılıyor. Başarılı geçen bir beyin fırtınasından sonra iş fikirleri için gerekli analizler yapılıyor. Ve bunlar değerlendiriliyor. Ve yine beyin fırtınası hedef olarak belli bir problemi çözme ya da belli bir amaca ulaşmaya hedefliyor. Ters beyin fırtınası dediğimiz şey ne? Beyin fırtınasında belli bir problem çözümü, belli bir amaca ulaşma. Ters beyin fırtınasında ise sorunun ya da amacın tersten ele alınması.
Hocam peki bu iş nasıl olacak? İşte şöyle. Beyin fırtınasında hangi düşüncelerde biz başarılı olunabilir hedefini taşıyoruz? Ters beyin fırtınasında ise ne şekilde düşünceler başarısızlığa uğratılabilir? Ters beyin fırtınası ile yapılabilecek hatalar ve başarının önündeki engeller neler? Bunlar masaya yatırılıyor. Ters beyin fırtınasında yine hatalar ve başarı engelleri tartışılıyor. Şimdi ters beyin fırtınasını birazcık daha açacağım. Çünkü çok orijinal. Bu son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlandı. Beyin fırtınasını bazen tersinden alıp kullanıyorsunuz. Yani toplumun ahlakını nasıl çökertebiliriz? Okula devamsızlığı nasıl artırabiliriz? Sorusunu soruyorsunuz. Yaratıcılığı nasıl öldürebiliriz gibi sorular. İşte bu şekilde tersten soruları sorarak, olumsuz sorular sorarak ters beyin fırtınası ne yapıyorsunuz? Oluşturmuş oluyorsunuz. Yine iş fikri belirlemede kullanılan yöntemlerden bir tanesi zihin haritası. Yöntem beyin fırtınasına benziyor. Bir tane kutunun içerisine tutup anahtar kelime ya da düşünceyi yazıyorsunuz. Sonra bu fikirler arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. Bu bağlantı kutularının mümkün olduğunca sayısını uzatıp artırabiliyorsunuz. Bu yöntemde bulduğunuz iş fikirlerini görselleştirip, sınıflandırıp, problem çözme ve organizasyon yapmak üzerine oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. İşte zihin haritaları tekniğinin aslında özeti arkadaşlar burada. Özellikle şu kısmı sonrasında bir incelemenize tavsiye ediyorum. Burada bir insanın vitaminlerle ilgili neyi çıkartılmış? Zihin haritası masanın üzerine yatırılmış. Zihin haritaları çıkartılırken sunum çok önemli. Resmin büyüğünü görmek çok çok önemli. Zihin haritasında yine takım çalışması arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Arada sırada bir kendinize sorun. Ben takım çalışmasına uyumlu muyum diye. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Yüz yüze eğitimde biz elektrik makinenin laboratuvarında bir ara şunu denedik. Dedi ki grupları biz oluşturmayalım. Öğrenciler kendi aralarında oluştursunlar. Ama sonrasında bunun bazı zararlarını gördük. Bu takım çalışması ile ilgili bazı olumsuzluklar gördük. Sizce mesela üniversitede şu anda yüz yüze eğitim olmuş olsa, ortamında siz kendi seçeceğiniz arkadaşlarla mı çalışmak istersiniz yoksa mevcut şimdiye kadar yapılmış olan rastgele sıralamayla mı diye bir soru sorsam size. Cevabınız ne olur? Evet diyor ki kendi seçtiğim grupla çalışmak isterim. Başka? Peki. Hakan da diyor kendi seçeneğim. Fırat diyor ki diğer kişilerle. Peki. Başak sizin seçtiğiniz rastgele. Peki. Hemen tabii burada aklıma şu geliyor. Yani niçin kendi seçmiş olduğunuz grup? Niçin burada bölümün seçmiş olduğu grup? Kendi seçmiş olduğunuz grupla herhalde şunu diyorsunuz. Ben anlaşabileceğim kişilerle bir deney yaparsam oradan alacağım verim benim açımdan çok daha mükemmel olacak diye mi düşünüyorsunuz? Bir bunun da cevabını alayım. Elifciğim
zahmet buradan yazalım. Çünkü slaytlar kısmına çıkarsam oraya nasıl döneceğimi ben de bilmiyorum şu anda. Her defasında acaba slaytı yüklemek zorunda mı kalacağız? Size burada şey yapmaya kalkarsam moderatör veyahut da sunum sahibi yapınca acaba evet, bu konudaki fikirlerinizi almak istiyorum arkadaşlar. Peki Mustafa'cığım. Acaba şimdi burada katılımcılara tıklasam bir daha şuraya dönebilecek miyim? Bir deneyeceğim valla. Herhalde orası kalacak gibi gözüküyor. Peki. Şimdi buradan herhalde size sunum sahibi yapabilirim. Konuşmak isteyen arkadaşımıza söz hakkı vereyim arkadaşlar. Evet, şimdi bakayım senin sunum sahibi yapabileceğim mi? Sunum sahibi yapıyorum. Evet. Şu anda Hocam, sesim geliyor mu acaba? evet, geliyor sesim. İyi akşamlar herkese. Öncelikle hocam, ben şu yüzden tanıdığım kişilerle grup olmak isterdim. Şimdi bildiğim ve tanıdığım kişilerin zaten ilgi alanlarını, yeteneklerini, hangi görevlere daha meyilli, eğilimli olduklarını bildiğim için hem zamandan kazanırım, hem de yani tanımadığım ya da yabancı arkadaşlarla çekingen ya da böyle karamsar davranabiliriz birbirimize karşı ama zaten arkadaşım olan hani yakından tanıdığım kişilerle grup olursam grup dağılımı gibi böyle zaman yönetimi gibi avantajlarımız olur. Daha Çok iyi iyi. ve daha verimli ilerleriz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başka? ederim. Mikrofonumuzu kapatırsak konuştuktan sonra ben diğer arkadaşlara da, çünkü buradan sunum sahibi yapacağım konuşmak isteyenleri. Evet Fırat'cığım, senin de sunum sahibi yapalım. Evet. Fırat'cığım dinliyoruz. Peki başka? Hakan senin şeyin açık mı? Hakan'cığım seni de Hocam dinlemek istiyorum. Evet Fırat, sesim sen geliyor dinle. mu? Hocam benim Evet. sesim yeni şey yaptım da ses paylaşa bastım. Unutmuştum. Peki. Önce Fırat'ım seni o zaman dinleyelim, sonra Hakan'la buluşacağım bu konuyu. Tamam olur. Hocam daha ne kadar çok insanla tanışırsak o kadar daha farklı kişilerle, mesela bizim tanımadığımız bölümle ilgili demiştiniz ya seçeceği hocanın. Mesela daha fazla kişiyle tanışırsak o kadar daha çok zihnimizin genişleyeceğini ya da daha çok böyle verim alacağımızı düşünüyorum ben. Yani şöyle şeyi ben deneyleri kendi seçeceğim kişilerle değil, bölümün Evet. seçeceği veyahut da ders hocasının seçeceği kişilerle yapmayı tercih ederim diyorsun. Evet, aynen, rastgele insanlarla daha çok Teşekkür samimi ediyorum. gelişeceğini düşünüyorum. Hakan'cığım senin görüşün? Hocam ben bir projenin başlaması için önce bireylerin birbirinin tanıması gerektiği fikrindeyim. Bu birbirini tanımak için geçen sürede olumsuzluklar olabileceğini, hatta tanıdıktan sonra kafa yapılarının uyuşmayacağını, akademik bilgi birikimlerinin uyuşmayacağını düşündüğüm için mevcut durumda önceden gözlemleyip önceden tanıdığım insanları seçmenin daha faydalı ve daha rahat ilerlenebileceği bir yol olduğunu düşünüyorum. Peki, harikasın. Başka arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Peki ben buradan basıp bir iki arkadaşımızdan daha yine görüşlerini alayım. Başak, senin görüşün ne bu konuyla ilgili?
Şimdi geldi. Hocam ben de sizin seçtiğiniz kişilerle aynı grupta olmak isterdim. Çünkü hani kendi seçeceğim kişiler hani büyük ihtimalle benimle aynı fikirde olacaklar ve hani başka kişilerle tanıştıktan sonra hani onların fikirleri de benimkilerden farklı olacağı için onlarla aynı grupta olmak isterdim. Peki, bu da güzel bir bakış açısı. Hasan Taha. Hocam sesim geliyor mu? Evet Hasan'cığım. Hocam iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar diliyorum. Söz hakkı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim, rica ederim. Hocam ben de rastgele arkadaşlarla, insanlarla grup çalışması yapmayı daha olumlu görüyorum. Bunu diyecek olarak sorarsanız hocam farklı insanların işte bakış açısını bizim göremediğimiz pencereden başkalarının bakmasını bizim onların bakış açısına olan ihtiyacımızdan ötürü olduğunu düşünüyorum yani. Kendini Harikasın. herkes aynı görmüyor hocam. Farklı çevrelerden de bakmamız lazım. Onun için rastgele arkadaşları tercih ederim hocam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Peki bu zaman Burhan'cığım. Hocam merhabalar, sesim geliyor mu? Evet, sesin geliyor Burhan'cığım. Hocam ben de bu noktada rastgele arkadaşlarımızla çalışmanın daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü herkesin bilmediğim özellikleri vesaire bir kafa yapıları vardır ve bence plan yönetimini böyle yapmak daha verimli olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki Emre? Konuştuktan sonra konuşan arkadaşlarımız mikrofonlarını kapatırlarsa sevinirim. Emre Kartal? Emre yok herhalde. İlyas Dikmen. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar İlyas'ım. Hocam ben de farklı insanlarla olmasını tercih ederim. Çünkü diğerlerinin farklı görüşlerini falan bilmek bize farklı bir yol gösterir. Yani hep bildiğimiz arkadaşlarla aynı şeylerin nasıl yapacağını bildiğimiz için yani farklı insanlardan farklı şeyler duyarız. Ona göre farklı planlar yaparız. Yani o düşünceden yanayım ben de. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Fırat Aslan. Abdülfatah. Muazzala, Abdel Evet hocam. Fattah. Senin görüşün ne bu konuyla ilgili? Pardon hocam. Dur kışa biraz konuşalım. Ha. My English level isn't enough for speaking English for you. Then after I hope. Okay. Okay. Muhammed Zikrat. Evet Muhammedciğim. Hocam az önce internetimle ilgili bir sıkıntı oldu. Ben Emre. Emre'cim tamam senin o zaman senin de görüşünü alalım şimdi. Hocam ben de benimle aynı görüşte olan insanlarla olmak isterdim. Yani
bir fikir ayrılığına düştük mü bu daha ilerilere gitmemesi için yani aynı fikirde, aynı konu üzerinde çalışmamız daha rahat olacağına inanırım. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Muhammed'cim evet, tamam, sana teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz yani. Bundan sonra derslerde böyle. Hatta kişisel gelişimle ilgili bundan sonra bazı dersleri de yapacağım. Zaman yönetimi, beden diliyle ilgili sizin ilginizi çekebilecek olan şeyler önümüzdeki bu hafta içerisinde de büyük bir ihtimalle Zorlu Holding'in bu TOG arabalarla ilgili şarj istasyonlarının organizasyonunun başında olan sınıf arkadaşımla getirip burada canlı yayında sizlerle birlikte olmasını sağlayacağım. Peki Muhammed. Şaka şiri. Peki. Mustafa Fuat. Hocam iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor. Sesin geliyor Mustafa. İyi akşamlar diliyorum. Hocam bence her ikisinde kendi içerisinde kendine göre avantajları var. Yani kendi hem fikir olduğumuz arkadaşlarla çalışmanın da bence bir avantajı var. Çünkü İşler belki daha kolay yürür hani diye düşünüyorum bu yönden. Lakin rastgele arkadaşlarla çalışmanın da şöyle bir avantajı olacaktır. Farklı fikirler, farklı görüşler olacaktır ve böylece ortaya daha zengin bir envanter havuzu oluşacaktır yani. Böyle bir düşüncem var hocam. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ediyorum, ben teşekkür ederim. Ömer, özellikle yabancı uyruklu arkadaşlarımız Türkçe bilmiyorlarsa, onu belirtirlerse, yeterli Türkçe yoksa biz de ona göre sınav sorularını da ona göre hazırlamaya çalışayım ben. İngilizce pek konuşamıyoruz ama soruları o bakta hazırlayabiliriz onlar için. Hem Türkçe hem İngilizcesini veririz. Ömer, herhalde Ömer de yok. Peki. Özge. Hocam sesim geliyor mu? Evet, geliyor Özge. Ben sizin seçeceğiniz insanlarla çalışmak isterdim. Çünkü yeni insanlarla tanışmak hem bana farklı bakış açısı verir hem de bilgi alışverişinin daha fazla olacağını düşünüyorum. Harikasın. Peki. Rabia. Merhaba hocam. Merhaba Rabia'cığım. Hocam ben de bölümün seçtiği öğrenci, yani sizin seçtiklerinizi tercih ederim. Özellikle de ilk iki sınıfta, ilk ikinci sınıflarda. Çünkü o zaman daha tecrübeli arkadaşlarla tanışabiliyoruz. Daha bilgili olabiliyoruz yani hiçbir şey bilmezken. Daha sonraki sınıflarda kendi tanıdığımız olursak daha iyi olur ama ilk iki sınıfta, ilk bir ve ikinci sınıfta sizin seçtikleriniz daha güzel oluyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Peki. Ben hepinize bu konuda çok teşekkür ediyorum ama size bir tane daha bir pencere açayım mı? Biz bu yöntemi uyguladım ben. Hatta elektrik makine laboratuvarında laboratuvarın kapısının üzerine tutup grupları yazdık. Grupların isimlerini de herkes kendisi seçiyordu. Bakıyorsunuz bir grubun adı Şimşek, bir grubun adı Yıldırım. İşte bir grup ismini derbederler koymuş. Ne bileyim, bu şekilde bir yapı. Ben oldukça keyif aldım. Ya dedim, harika bir şey. Herkes kendi grubunu oluşturdu ve mutlu bir şekilde hayat devam ediyor. Bu epeyce bir önceki elektrik makinalarında yapmış olduğum bir uygulamaydı. Sonra COSGAP'te çalışmaya başladım. COSGAP'te çalışmaya başladıktan sonra yapmış olduğum işin hatalı olduğunu gördüm. Yani bizim bunu
talebelerin kendi inisiyatifine bırakalım. Onlar gruplarını seçsinler, çalışacakları ortamları oluştursunlar. Bir baktım ki bu yanlış. Niye yanlış biliyor musun? Buradan mezun olduktan sonra özel sektör olur, devlet sektörü olur, kendi işiniz olur. Çalışacağınız kişileri seçme hakkınız var mı arkadaşlar? Yok. Ne yapıyorsunuz? Farklı yeteneklerde, farklı karakterlerde insanlarla bir araya geliyorsunuz. Ha dedik ki o zaman üniversitede insanları bu tür bir ortamı hazırlayan bir mekan olmalı. Dolayısıyla biz arkadaşların kendi gruplarını seçme hakkını ellerine vermemeliyiz. Gerçek, real hayatta nasıl mezun olduktan sonra bir fabrikada işe başladıkları zaman fabrikada çalışacakları kişileri veyahut da işte elektrik dağıtım şirketinde çalışacakları kişileri seçme durumları olmayacağına göre bırakalım bu hayatın bu kısmını laboratuvarlarda yavaş yavaş yaşamaya başlasınlar. Bunun en büyük getirisini biliyor musunuz arkadaşlar? Sevseniz de sevmeseniz de birlikte bir ortak hedef belirlemiş olduğunuz kişilerle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bakın şurası. Takım çalışması. Ha demek ki takım çalışmasına yatkınlık iş hayatında o kadar önemli ki. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mezun olduktan sonra iş görüşmesine gittiğiniz zaman iş görüşmesi yapan insan kaynakları ile ilgili birim ne yapıyor biliyor musunuz? Size ilk 3 dakika içerisinde sormuş oldukları sorular ve aldıkları cevaplarla takım çalışmasına uygun musunuz, değil misiniz konusunda sizi tartıyorlar. Yani biz de burada ne yapıyoruz? İşte laboratuvarlarda yavaş yavaş hakikaten hiç tanımadığımız insanlarla ortak bir paydada çalışabilme ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. İşte bunu sizin inisiyatifinize bırakmama nedenimiz bu. Sorusu olan var mı bu kısımla ilgili? Hocam yanlış yapıyorsunuz diyen? Peki. İşte yine zihin haritasının en önemli şeyi toplantı. Zaman yönetiminden bahsettik. Hafızadaki bilgilerin ortaya konulması, odaklanma. Yine beyin fırtınası da bir zihin haritalama yöntemi, eğitim. Ve bunların bir sekreterya tarafından not edilmesi. İşte baktığımız zaman, insana baktığımız zaman bu zihin haritasında zihin haritası beynin tüm potansiyelini doğrudan doğruya açığa çıkarmaya yarayan güçlü bir grafik tekniği. Ha bu grafikle ne yapıyorsunuz? Siz beynin grafik potansiyeli yani görsel hafızası gelişmiş olanlar bakıyorsunuz çok müthiş fikirler ortaya koyabiliyorlar. Beyin korteksindeki yine tüm alanlar, sözcükler, görüntüler, sayılar, mantık, ritim, renk, uzamsal farkındalık bu yöntemle arkadaşlar ne yapılabiliyor? Ortaya konulabiliyor. Yine siz beyninizin sonsuz derinliklerinde dolaşma imkanı sunuyor bu zihin haritalama yöntemi. Beynin sağ lobu neyle ilgili arkadaşlar? Sol lobu neyle ilgili? Erkeklerde hangi taraf? Kadınlarda hangi taraf gelişkin? Kadınlarda sağ lob aktif. Erkeklerde ise sol. İşte bu sol lobun aktif hale gelmiş olduğu kısımda mantıksal, bakın şurada yazıyor, fikirler, mantık daha doğrusu baskın hale, galebe çalmaya başlıyor. Kadınlarda ise ne var? Özellikle duygusal zeka çok üst düzey. Ha ben size şunu söyleyeyim. Uzun özellikle bir konuyla ilgili siz fikir verirken, fikir alırken daha doğrusu kısa bir sürede karşı taraftaki birinin tanıma noktasında hareket ederken eşinizden bu konuda bilgiyi almak
doğru teknik. Çünkü ilk izlenim konusunda erkekler çokça yanılabiliyorlar. Kadınlar ise bu konuda çok çok daha ne arkadaşlar? Doğru karar verebiliyorlar. Şimdi bu dersin ilk kısmını burada bitireceğim. Şöyle bir 5 veya 10 dakikalık bir ara sonrasında diğer dersimize başlayacağız. Olur mu? Uygun mu sizin için? Yalnız arkadaşlar mümkünse bakın sunum sahibi yaptım. Size şu çizme analizini yapmayalım, olur mu? Sebebi de şu. Bunlar sonradan yayına aktarılacak. Bu şekilde ben aktarmak da istemiyorum. Olur mu? Peki. Teşekkür ediyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere.